ise belki de ancak AKP döneminde olduğu şekliyle kıyaslanabilecek örnekler vermiştir. Bu dönem çok ilginç bir dönemdir. Sebebi şudur. Cumhuriyeti kuran ekibin gazetesi Cumhuriyet kapatılmıştır. Yazarları tutuklanmıştır. 71 Mart'ta da olmuştur elbette. Ki 71 Mart'ta da Cumhuriyet'in kapatıldığı görüldü. Uğur Mumcu, İlhan Selçuk gibi yazarların tutuklandığı görüldü. Bu dönem gazetecilerin en harikulade örnekler verdiği de bir dönemdir. Sevgi Soysal, Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu gibi efsane bir roman yazmıştır. Ziver Bey Köşkü'nü İlhan Selçuk yazmıştır. Sakıncalı Piyade'yi Uğur Mumcu yazmıştır. Bu dönem gazetecilerin baskı altında olduğu, 12 Mart dönemi baskı altında olduğu. Öyle ki. Altan Öğmen'i hepimiz biliyoruz. Böylesi mülayim bir insanın bile uçak kaçırmaktan tutuklandığı bir dönemdir bu dönem. 12 Eylül bu dönemi katmerlenmiş şekliyle hayat bulduğu bir baskı rejimidir. Düşünün, Altan Öğmen'in uçak kaçırmaktan tutuklanması vakasından daha da öte, daha da akla gelmeyecek ne olabilir diye düşündüğünüzde 12 Eylül'de şu olmuştur, Nazlıcak tutuklanmıştır. Artık vaziyet o aşamaya geldi. Neden tutuklanmıştır? Nazlı olacak. O da şudur. Milliyetçi Hareket Partisi kapatılmış ve MHP'liler, başta Alparslan Türkeş olmak üzere MHP'lere dava açılmıştır. Nazlı olacak bu davanın açılması nedeniyle çok hüsrana kapılmıştır. Ve 12 Eylül'e şu yazıyı, 12 Eylül yönetimini eleştiren şu yazıyı yazmıştır. Faşizm yargılanıyor. Faşizm yargılanıyor. 12 Eylül'den önce sosyalistlerin faşizm yargılanacak sloganını ironik biçimde kullanmasıdır. 12 Eylül artık buna tahammül edemez. Sen misin bunu yazan Nazlı diyerek Nazlı Ilıcak'a tutuklama kararı alınmıştır. Nazlı Ilıcak 12 Eylül döneminde en ağır baskılara maruz kalan gazetecilerden biridir. 45 gün süreyle yarı açık cezaevinde kalmıştır. Bu önemli bir süreç olarak kayda girer. Gündüz dışarıda, gece cezaevinde kalmıştır. Bir de bunun kitabını yazmıştır. Kendisi Nazlı Ilıcak 12 Eylül'de neler çektim şeklindeki bir kitaptır. Düşünün ki 12 Eylül Nazlı Ilıcak'ı tutuklayacak kadar Şirazi'den çıkmış bir yönetimdir. Gerçekten çünkü Nazlı Ilıcak 12 Eylül'den önce darbeyi arzu eden, sıkı yönetimi arzu eden bir kadındır. Temmuz 1980'de öldürülen Kemal Türkleri ölümünden 2 ay önce defalarca hedef gösteren bir gazetecimizdir. 12 Eylül geldikten sonra ise 12 Eylül'ü yaklaşık 6 ay süreyle sürekli yazılarıyla destekleyen bir gazetecimizdir. Hatta 12 Eylül için şu ifadeyi kullanmıştır. 12 Eylül Türk Milleti'nin şahlanış günüdür ifadesini kullanmıştır. Ben kendisine bir vesileyle 12 Eylül konusunu tartışırken sormuştum. O da ben hiç 12 Eylül'ü savunmadım demişti. Ben de bu yazısını göstermiştim, buldum. O yazı bana ait ama ben onu yazmadım demişti. Yani kim yazdı diye sorduğumda ölmüş kocasını söylemişti. Kemal Ilıcak, şimdi adam da ölmüş ya, soramıyor, sen mi yazdın dedi. Böylesi bir vaziyet. Dediğim üzere ama bunun arka planı vardır. O da nedir? 12 Eylül'ün genel felsefesidir. Bir örnek vermem gerekirse 12 Eylül'de nasıl bir bakış vardır ve karşılığı nedir? Anlamak bakımından kritiktir. 12 Eylül'ün en trajik davalarından biri Ankara'da görülür. Ankara'da iki kafayı çekmiş arkadaş Ankara Kalesi civarında dolaşmaktayken önlerinden bir turist kafilesi geçer. Onlardan biri daha gayretli olanı turist kafilesinin yanına koşar, içlerinden yaşlı bir kadının eline girer ve onu arabasına doğru götürür, arabasına bindirir. Daha sonra turist rehberinin yer sorunu yaşıyoruz. Evet. Şuraya masanın üzerine alalım. Rahatsız olmayacaklar, ön tarafa yerleşebilirler. Yine buraya bir kişi de alabiliriz. Bir de masadaki sandalyeler boş. Masadaki sandalyeler boş. Şuraya bir kişi gelebilir mi? Ona da bir kişi imkanı var mı? Böyle de özverili bir konuşuyoruz. Masayı da. Yandaki nefes. Burada bir kişi imkanı var. Çantayı sarılabilir. Protokolü oturuyor. Kısa mola vermiş. Ne haber? Geçin, öne doğru çekelim mi şu an? Çekin,
Masanın üstüne oturacak varsa bu tarafa gelsin. Burada ya. Ben devam edebilir miyim? Oturma düzenini hallettiysek. Ben nerede kalmıştım? Nazlıcık'ta kalmıştım galiba. Hayır, Nazlıcık'tan başka bir örneğe geçmiştim. Şimdi bu dönemin atmosferini anlatmak için söylüyorum. Başa alayım tekrar. 12 Eylül'ün en trajik davalarından biri şudur. Ankara'da 82 yılında İki Ayaş arkadaş Ankara Kalesi civarında gezerken bir turist kafilesiyle karşılaşırlar. Yaşlı bir kafile. İçlerinden biri böyle heyecanlı ve genç olan gider. Yaşlı kadının, yaşlı bir kadının eline girer, arabasına bindirmeye çalışır, eşlik eder. Sonra turist rehberinin polise yaptığı ihbara göre kendisi bu kadıncağızı arabaya bindirirken "Viva humanizm, viva komünizm" diye bağırmıştır. Şimdi insan bir kadını arabaya bindirirken niye böyle bağırsın? Normal tarafı yok. Ama bu vatandaş gözaltında alınır. 15 gün süreyle defalarca işkence görür. Her işkenceden ve dayaktan sonra ifadesini değiştirir. Der ki ben viva humanizm dedim, no komünizm dedim. Sadece viva humanizm dedim, sadece no komünizm dedim diye sürekli değiştirir. Fakat yargılama aşamasında kendisine komünizm propagandasından ceza verir. Mahkeme der ki, mahkeme gerekçeli kararını der ki, her ne kadar şahıs viva humanizm, no komünizm dediğini iddia etse de humanizm de komünistlerin kullandığı maskelerden biridir. Ha humanizm, ha komünizm denilerek vatandaşa ceza verilmiştir. Basındaki yaygın algıda aslında böyle bir algı. Basında, Devrim Türk basınında muazzam bir kızıl tehdit ve komünist avı başlamıştır. Dönüp bugünden itibaren, bugünden geriye doğru baktığınızda, yani 12 Eylül'den sonra hangi yargılamalar olmuş, hangi davalar görülmüş, kimler mahkeme karşısına çıkmış diye baktığınızda sadece Cumhuriyet Gazetesi'nde satır altlarında şu kadarcık haberler görürsünüz. İstanbul'daki askeri sivil yönetim mahkemesinde şu dava görüldü şeklinde ancak buna izin verilen kadarıyla haberlerin yapıldığına tanık olursunuz. Çünkü 12 Eylül yönetimi şöyle enteresan bir yönetimdir. 12 Eylül yönetimi bir bildiri yayınlar, ikinci bildiriyle kendi bildirisine sansür getiren bir yönetimdir. Dolayısıyla bir önceki bildirimizi yayınlayamazsınız diye bildiri yayınlayabilen bir yönetimdir. Bu yönüyle 12 Eylül'de oluşturulan baskı iklimi en olağanüstü dönemlerden birini yaşatmıştır bizler açısından. Onlarca gazeteci tutuklanmıştır. Onlarcası yurt dışına kaçmak zorunda kalmıştır. Kalanlar susmakla cezalandırılmıştır. Düşünün, hadi solcuların başına bu gelmiştir. Nazlıcan başına bir cezaevi gelmiştir. Böylesi enteresan bir dönemdir.